soktum onu. O zaman buraya otur. Otur buraya. Şiva sen de otur buraya. Şiva sen de buraya otur. Şiva otur. O Bulukut'ta, Bulukut'ta denilen hayvanlar bunlar. Şundaki güzelliğe bir bakın. Şuna bir bak, şuna bir bak. Amaterasu. Amaterasu. Kızım sen de yerine geç hadi. Yasin amcanı bırak. Yasin babayı bırak yerine geç hadi. Hadi yerine. Hadi. Zeyd birilerine bulaşmak için fırsat arıyor. Bak. Şiva zaten kıskançlıktan. O geçmesin ben geçeyim. Zeyd'i özleyen arkadaşları Zeyd'in videosunu çekelim. Tamam oğlum. Ayı gibisin ya, ayı gibisin ya. Zeyd efendi böyle. Her şey yerinde. Göğüs, göbek, arka bacaklar, arka basarlar. Ayı gibi bir hayvan. Salı falan uzun. Zeyd buraya geçmezsen gofret vermem. Zeyd her türlü abur cubur için babasını dahi satar. Zeyd buraya gel. Zeyd. Bak gelmesin. Git. Şimdi şuradan bir tane gofret getirelim. İçime düşecektir. Şerefsiz Zeyd. Ya işte arkadaşlar diyor ki video çek, video çek. Ya bu daracık alanda nasıl bir video çekeyim? O zaman otur buraya. O zaman buraya otur. Buraya, buraya otur. Vallahi ben. Oğlum. Abur cubur yeme. Biraz yemek ye. Kilo al lan. Ama boş beş sen sevmezsin. Şu surata bak, şu surata bak ya. Tamam şuraya geç. Zeyd buraya geç. Tamam buraya geç. Isıracağım vallahi ısıracağım. Hayır bak ona bulaşma. O kıza bulaşma. O kıza bulaşma. Buraya. Zeyd buraya geç. Aferin Şiva benim. Aferin benim Şiva kızım. Tamam Zeyd gelmesin. Tamam Zeyd gelmesin. Aferin benim Şiva. Arkadaşlar keşke kızım bir dakika dilini top damama kadar dilini sokuyorsun güzel kızım. Oh. Ya bu kadar çirkin mi olur ya? Zeyd diyorum yakışıklı diyorum ama şu tipe bir bak. Hametiros sen yaklaşma kızım buraya. Bak Eva hiç yaklaşmıyor. Zeyd buraya gel. Gel buraya. Zeyd buraya gel. Gel buraya. Buraya. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Zeyd buraya gel. Buraya çık. Ya işte Zeyd o kadar şımarık ki. Zeyd gel. Kucağıma gel. Gel. Gel bir öpeyim. Gel bir. Bak oyun oynama zamanı değil. İnsanlar video istiyor bizden. Zeyd diyorlar. Tamam gelme. Hamit bir tane gofret ayır versene. Benim bu güzel kızımla biz ikimiz yiyelim. Oh güzel kızımla. Oh. Zeyd defol git. Zeyd defol git. Defol git. Köpeklerin sağlığında kullandığım ilaçlardan biri. Sporda kullanıyordum en son. Eva! Eva gel tatlım sen ye bunu. O zaman otur. Sana daha çok vereyim. Ya Zeyd bir otur da iki muhabbet edelim Zeyd ya. Şuraya otur. Otur. Otur şuraya. Şiva. Şiva sen gel kızım. Şiva. Şiva gel. Şiva gel. Git. Eşek herif.
Yani Blukut'ta maceramız geçen yıl bundan bir ay evvel falan başlamıştı. Acaba nasıl olur falan filan. Kedi gibi iki tane yavru aldık geldik. Şiva. Şiva gel. Gel. Zeyt. Zeyt görmedi. Kofret yiyelim kızım gel. Bu kadar lezzetli mi olur bu? Zeyt tabii böyle bir yemek karşısında, yemek ortada bir yemek olduğunda bütün benim dışında herkesi tehdit ettiği için kimse benim yanıma yaklaşmak istemiyor. Ama Zeyt Efendi'nin hareketlerini görüyorsunuz. Yani bu abur cubur, burada fındık fıstık da olabilir, her şey olabilir. Canı istemediği bir şey de olabilir. Yeter ki birisi ben yiyeceğim desin. Zeyt onu herkesten önce böyle herkesten önce yanakları kopartacağım yani. Ya bir konuş dur bir ya. Al al hadi ye de git buradan. Şiva gel kızım. Şiva. Şiva tamam bırak kızım onu ya. Gel babam bir al gel. Ana kızım benim. Şiva mı benim? Oh benim güzel kızım. Konu hiçbir konu açamadık. Spontane böyle bir video oluyor bu. Şivoş 15 aylık oldu. Hala kızana gelmedi. Artık koca bir kız bu. Allah! 55 kiloluk bir kız. Neredeyse Zeyd'in kilosuna ulaştı. Ama kızana gelmedi. Bize güzel yavrular verecek değil mi kızım? İnsanlarla dost. Her şeyle dost. O kadar güzel, o kadar akıllı, o kadar itaatkar. Zeyt Ali sağı solu buradaki diğer hayvanları tehdit etmekle meşgul. Kimse gelmesin benim yanıma istiyor. Anam benim güzel kızıma. Allah. Boşa. Çok heyecanlandığı zaman Zeyt daha önceki videolarda da yani Ağustos'tan, Eylül'den kalan videolarımda da bahsetmiştim böyle yapıyor Zeyt. Çok heyecanlandığı zaman. Aman bilin ki bu oyun oynama öncesi yaptığı, çıkarttığı seslerdir. Tehlikelidir yani. Sizi çarpabilir Zeyt. Böyle sesler çıkarmaya başladığında. Şu kız var ya, şu kız o kadar güzel bir kız. Yani tabii bunlar hep birlikte yan yana kalıyorlar. Vücutlarında, göğüslerinde, ellerinde, ayaklarında böyle küçük yaralar falan olabiliyor. Şiva daha çok hanım hanım. Böyle başını belaya sokmayan. Daha kurnaz bir hayvan. Ama Zeyt ise Zeyt hala bir yerlerden bir şeyler geleceğini düşünüyor böyle. Sağa sola bakıyor. Şuraya gel. Gel buraya. Gel buraya bir. Yav gel bir. Gelmesen gelme. Oh, oh. Al, al. Sen git, gelmiyordun yanıma. Ne oldu? Ne oldu? Eşek herif. Eşek herif. Olsun, bugün de Şiva'yla bir video çekelim. Şivoş'un da böyle her tarafı muhtemelen Zeyd'in verdiği yaralar ya da Eva'nın verdiği yaralar bunlar. Yani kocaman ettik yavrularımızı. Kocaman oldular artık. Yaşını başını doldurdular. Zeyt şuraya gel. Ya Zeyt şuraya gel. Şiva da illa benimle ilgilen diyor. Beni sev diyor. Ya bunları sevmesen ne olur ya? Bunlar sevilmez mi? Tertemiz benim güzel kızlarım. Güzel canlarım. Evlatlarım bunlar benim. Evlatlarım bunlar. Bunlar babalarının gülü bunlar ya. Şivoş'u bulduğumuzda Şivoş açlıktan ölecek derecedeydi. Oh. Şunu şöyle bakışlarına bak.
Yüzümü çiziyorsun babam. Yüzümü çiziyorsun. Zeyd eşeği mahvediyor her tarafımı. Tişörtlerimi yırtıyor, pantolonlarımı yırtıyor, ayakkabılarımı yırtıyor. Üstümü batırıyor. Sen bari onun yaptığını yapma güzel kızım. Koy bacağı buraya, koy bacağı buraya. Yat buraya. Yat babam. Yat, yat. Yat. Hadi yat bakalım, hadi be. Hadi. Hadi yat bakalım. Şivoş kızımız böyle. Kızına geldiklerinde muhtemelen hepsi de aynı anda gelecekler herhalde. Kocaman kocaman yavrular verecekler. Çünkü zaten çok atletik, çok hızlı hayvanlar. Eğer bir de böyle 85 üstü, 80 kilo civarlarında hayvanlar olursa bunlar var ya, bunlar tam bir makine olur. Zeyt hali 60 kilo civarlarında. 80 üstü boyda. Şunun duruşuna bir bak Zeyd'e, bir baksana Allah aşkına. Şunun kasılışına, kösülüşüne bir bak. Zeyd, şuraya gel be. Zeyd, orayı da neden dolayı oturuyor biliyor musunuz? Orası da Amaterasu'nun yeri. O yüzden oturuyor. Amaterasu oturmasın, sırf ben oturayım diye oturuyor oraya. Artık iyice böyle erkekleşti. Artık buralar benim havasında dolaşan bir arkadaş. Kimseye eyvallahı yok. Yani dünyanın en tehlikeli köpeği bile gelse ona bile kafa tutabilecek durumda. Kameralar onu çekmeye başladığında gördüğünüz gibi nasıl şekillere görünüyor. Tam bir böyle ukala. Her işi gücü hayvanın şey. Zeyd şuraya gel. Gel. Zeydo. 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 Bırak Yasin abiyi gel. Zeyd. Zeyd. Gel babam. Gel babam. Bak seni görmek isteyen bir sürü arkadaş var. Seni görmek isteyen bir sürü arkadaş var oğlum. Şunun salına bir bakın. Bugün biraz ayrı kaldık Zeyd'den. Çok özlemiş. Üstüme çıktı, atladı, her tarafımı batırdı. Zaten beni batırıyorlar, üstümü başımı batırıyorlar diye. Böyle hep eskileri giyiyorum. Bak şimdi Eva çıktı sahneye, Eva'ya gıcık olacaktır. Evoş. Aferin. Dediğim gibi Eva'yı sevmeyecektir. Hadi bakalım. Olur da bir. Hadi bak. Hayır, hayır. Eva'ya dokunmak. Eva'ya dokunmak. Tamam. Tamam, şurada otur bak. Şurada otur. Çünkü buraya Zeyd geldiğinde kimse buraya gelmek istemiyor. Kimse Zeyd'le uğraşmak istemiyor. Zeyd tam bir baş belası. Hah. Ama ne insanlara saldıran bir hayvan. Ne diğer hayvanlara saldıran bir hayvan. Sadece biraz hiperaktif. Zeyd. Ya şu bacaktaki kaslara bak. Maşallahı var. Başka bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Sadece bacaktaki kaslardan bahsedeceğiz Zeyd. Otur bir otur. Otur bir otur. Otur oğlum bir otur. Heh. Artık sığmıyor sağa sola. Buralara eskiden otururdu. Ya ben hala şaşkınım aslında. Çünkü Zeyd küçücük bir hayvandı. Kedi kadardı. Şimdi kocaman bir hayvan oldu. Değil mi oğlum benim? Ya üstüm başım mahvettiniz ya. Tamam, düzgünce oturun. Düzgünce oturun. Düzgünce oturun. Ya Zeyd şuraya bari otur da ondan sonra yiyelim ya. Ya bütün herkesi korkuttun ya. Bütün herkesin üstünde bir baskın var. Var mı? Böyle bir şeye gerek var mı oğlum? Ayıp değil mi? Şuraya gel. Gel. Sana vermiyorum. Hayır, şivayı vereceğim. Şivaya.
Şiva'ya. Bu arada hoş beşte. Her gün yediğim bir şey neredeyse. O yüzden de zaten Zeyd Efendi çok seviyor. Şimdi Şiva sen buraya otur. Şiva. Zeyd. Kimse cesaret edemiyor ki. Zeyd şuraya bir otur. Hah. Otur öyle. Ameteros'u gel. Ameteros'u. Şimdi ikisini bir çeksen şöyle. Ameteros'un boy farkını, sal farkını bir görsünler. Şiva biraz uzun görünüyor ama Ameteros'u sallı bir hayvan. Zeyd öküz gibi, Zeyd'in salı da Ahmet Eros'tan söylemesi o kadar zor ki Ahmet Eros'un. Terasu'dan Zeyd belki uzun, boyu uzun zaten de belki salı bile uzun ama kalınlık hayvanda her şeyi değiştiriyor. Zeyd bize video bile çektirmiyor doğru düzgün. Vallahi o, bu koşullar altında bir video çekip sizinle paylaşayım istedim. Güçlü bir hayvan. Ufak tefek yaraları var hala her tarafında. Vallahi ama benim canım bu ya. Her konuda çok sevilecek bir hayvan. Sahibine sadık. Düşünün artık yani kameranın çekmediği dakikalarda, zamanlarda biz neler yaşıyoruz Zeyd'le. Bu arada Bilgehan Presacı Bilgehan'ın getirdiği kolyeyi, tasmayı Zeyd hala taşıyor. Çünkü kafasından çıkmıyor. Ama Shiba kaybetti. Muhtemelen halı sahada kayboldu. Zeyd babayı çok kıskanıyor ama diğer kızlara da, kızlar ona boyun eğdiği için kızlara da böyle çektirmediğini bırakmıyor. Değil mi oğlum Zeyd? Zeyd. Babasıyla iletişimi çok güzel. İnsanlarla iletişimi çok güzel. Mesela bu kameranın çekmediği dakikalarda, saniyelerde, bu aradaki bölümlerde dükkana misafirler geldi. Onların üzerine atlar, yüzlerine atlar, burnunu, dilini, şu sarkan dilini onların yüzüne değirir. Herkesin yüzünden öpeceğim diye uğraşır. Benim bir tanem oğlum bu ya. Ben bunu sevmez miyim ya? Şunun güzelliğine bir bakın. Ayı bu ya. Ayı. Ayı bu, ayı. Benim oğlum bu. Benim oğlum herkesle dosttur ya. Dil böyle dışarıda. Ya bunun hiçbir korkunç, korkutucu, ürkütücü bir hali var mı? Şunu bir bakın. Oh. Bak, telefonumuz çalıyor Zeyd. Telefona bir bakalım. Boş ver, telefonu açmayalım. Zeydo. Zeydo. Canavar Zeydo. Şunun güzelliğine bir bakın. Ne anlatayım ben size Zeyd'le ilgili? Zeyd yaklaşık dediğim gibi 82 santim cidego boyu. Kilosu da 60 üstü, yani 65'e anca, yani gelmedi bile, 65'e gelmedi hala. Güçlü, hiperaktif, bütün hayvanlarla dost, bütün insanlarla dost, esnaf ziyaretlerinde bulunan, onlardan birer ikişer lokma bir şeyler alan, mahallenin maskotu gibi. Shiva bile onun kadar gezmez dolaşmaz ama Zeyd illaki gezecek dolaşacak. Herkes de dost. Korkutucu, ürkütücü cüssesinin altında hala bir bebek yatıyor bunun. Dışarıda kim ne muhabbet ediyor, şimdi onun derdinde. Değil mi oğlum? Artık boynundaki tasması da neredeyse Zeyd'e dar geliyor. Boynu iyice kalınlaştı. Her geçen ay, her geçen zaman Zeyd birazcık daha irileşiyor. Artık böyle
bebek gibi sevilmekten hoşlanması hale geldi. Ben büyüdüm artık diyor. Böyle bebek gibi sevmeyin beni diyor. Onun benim oğluma ya. Ben de inadına çok seviyorum ben bunu. İnadına çok seviyorum ben bu oğlumu. Oğlum benim bu ya. Burnumda şu anda ısırıyor. Hayır. Bir seveyim mi? Bak insanlar seni görmek istiyorlar. Zeydim. Güzel oğlum benim. Bebeklerin kocaman olmuşlar. Senin oğulların var, kızların var. Senin evlatların var. Kocaman oldular. Sen Pakistan'da olsan bu kadar mutlu olmayacaktın belki. Pakistan'da olsan boynunda bir tane tasma böyle, tamam mı? Boynundaki tasmayla akşama kadar bağlı kalacaktın. Bu kadar gezip tozlamayacaktın. Şimdi herkes bunun sağını solunu dürtüklüyor, asılıyor, çekiyor, kulağını çekiyor, kuyruğunu çekiyor. Zeyd'le sürekli oynaşıyorlar. Zeyd'in kafası, gözü, eli, ayağı, bak mesela bilekleri falan filan o kadar ince mince bir şey değil. Zeyd küçük bir hayvan değil her şeyden önce. Kafasının büyüklüğüne bak, benim kafam kadar. Oh, bu sevilmez mi ya? Bizi mi çekiyor Yasin abi? Shiva, artık eski günlerdeki gibi Shiva da yanımıza gelemiyor. Ama bu videonun sonuna geldik artık çünkü çok uzun oldu. Şunu öğrendik ki, Blue Kuttalar öyle anlatıldığı, bilenlerin bildiğini sandığımız insanların bize anlattığı gibi ya da bilmediğini bilmeden konuşan insanların anlattığı gibi hayvanlar değil. Blue Kuttalar gayet sakin, gayet seri, hızlı, hiperaktif. Yani işte büyük ırk hayvanlar. Tabii ki karşı cinse karşı, yani karşı diğer hayvanlara karşı, diğer köpeklere karşı. Normal köpeklerin göstereceği şekilde agresyon gösteren, agresiflik gösteren hayvanlar. Ama hiçbir zaman böyle çok yırtıcı, çok böyle tehlikeli hayvanlar değil. Vallahi normal sokak köpeklerinden daha uyusal hayvanlar, daha oyuncu, daha arkadaş olmak isteyen. Zeyd burada mesela daha çok işte 3 tane kıza hükmeden hayvan olmasına rağmen, buralar benim demesine rağmen Zeyd bile burada bu şeyde dükkanın içerisinde Zeyd'e bile bakabiliyorum. 10 numara bir modern Blue Kut da bunlar. 15 aylık hala kızana gelmemiş, hala doğurmamış bir kızımız. Bu da aptal Zeyd. Ne diyeyim şimdi? Nasıl yapayım? Gel buraya. Gel. Zeyd, hadi son anların, son dakikalarını güzelce bir poz ver. Zeyd'in aklı dışarıda. İlla ki dışarıya çıkayım istiyor şimdi. Ama dışarıya çıksa da insanları çok rahatsız ediyor. Tanımayan insanlar Zeyd'in boyutlarından korkuyor. Görüyorsunuz diz kapağı mı? Diz kapağım nerede duruyor? Zeyd'in sırtı nerede duruyor? Yani tam bir karış daha yaklaşık. Ben 1.82'yim. Benden bir karış 23-25 santim şeyim var. Bir karış da yukarıda Zeyd'in kalçaları. Şimdilik videomuz bu. Ama bayramda bol bol doğa, Zeyd veya sokak hayvanları karşılaştırması, Zeyd çoban köpekleri karşılaştırması yapabiliriz. Toplar hiç umurunda değil. İster almışsın, çekmişsin. Hiç adamın umurunda değil. Her gördüğü köpeğe çiftleşmek için yaklaşan öküzün tekidir Zeyd. Heyecanlı bir köpeğimiz. Heyecanlı bir evladım benim bu Zeyd. Heyecanlı. Ne oldu ben ısırınca? O da beni ısırıyor. Neyse arkadaşlar. Vallahi Zeyd'le belli bir konu çekeyim desem bile getirip popoyu böyle dayar. Belli bir konu çekeyim, belli bir konu üzerinde konuşalım desek de konuşturmaz. Yanımdakileri rahatsız eder. Beni rahatsız eder.
ortamı rahatsız eder. Böyle bir hayvan Zeyd. Elim, ayağım, üstüm, başım, her gün bunlar için farklı farklı kıyafetler giyerim. Ya da aynı kıyafetlerle. Zeyd'in kıyafetleri üstündeki. Şimdilik hoşça kalın. Zeyd'in Türkiye'deki ilk popüler Blue Kutta'nın doğal ortamdaki görüntüsü, şehir ortamındaki görüntüsü Zeyd ve Şiva'nın bu. Şivoş, Şivoş, Şivoş. Kızım, fıstık kızım buradayım. Kıskanç Zeyd de burada. Ne yapacağını bilmiyor, adam duramıyor yerinde. İlla ki birilerine bulaşacak. Ya Eva'ya gidecek bulaşacak, ya Şiva'ya bulaşacak, ya Ahmet Eresu'ya bulaşacak. Birilerine bulaşacak. Ama inşallah en yakın zamanda da Zeyd ve Şiva'nın ikisinden olmak çok güzel yavrular olacak. Hatta onlar Zeyd ve Şiva'dan daha büyük olacaklar. Çünkü babanın elinde büyüyecekler. Şivacığım da Zeyd bana bir şey der mi acaba diye korkarak benim üzerime yanımda yatıyor. Çünkü Zeyd o kadar öküz bir hayvan ki yanıma geleni de kıskanıyor. Yanımda yatanı da kıskanıyor. Benimle çok muhatap olanı da kıskanıyor. Hepsi birbirine kıskanıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.